Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerle karşılaşalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunuza sunumuz. Qaynam sizi Xitaylar ekranımız olsun. Xitay saqçı punktları arqalıq kişilik hüquqını qoğduğanlıqını dava qıldı. Xitay xalqara gün tertibde turvatqan Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayetini inkar qılıp, Şarkı Türkistan'da xalqını bastırış ve nazarat qılış üçün təsis qılğan atalmış qanun xizmet punktının xalqının kişilik hüquqını yaxşılaş üçün işiltilgenliki haqqıda jar saldı. Xitay Teşviqat Organı Tağrıtağ Doğru'nun haber kılışça, atalmış Uyğur Abnım Rayılıq 14. Növetli Xalık Kurultuyu 2. Yığını, Siyasi Kengash 13. Növetli Komiteti 2. Yığınının 3. Meydan Akbarat İlan Kılış Yığını, 1. Fevral Çüştün Burun 2 Yığın Akbarat Merkezide ötküzülgen. Atalmış Uyğur Abnım Rayılıq Baş İşçiler Uyuşması Partiya Grupısının Sekretari, Muavin Reisi Çin Junkan Muhbırğa Şarkı Türkistan'ın növetiki vəziyetini burmalap dönüştürüp, Abdunum Rayunumuz 300'den artıq kanun xizmet punkti təsis qılıb, xizmetçilərinin dava tələbi və hüquq mənfəətigə kapalətlik qıldı. Bu orullarga hər dərəcəlik işçilər uyuşmaları və advokatlarını işçi qanun boyunca maslaşdırıb, işçi xizmetçilərinin hüquq mənfəətini qoğdaş, psixiki sağlamlıqı qatarlıq mülazimətlər bilən təminlədi, deyə bildirilgan. Küzetkiçiler Xitay'nın yıllardan beri Şarkı Türkistan halkını bastırıp kontrol kılış, halıgancı sefer kılışıgı ruhsat kılmaslıq, Xitay CX organlarına hemkarlaştırış məxsidi de, her kaysı rayonlarda atalmış kanun hizmet punktlarını təsis kılgalıqını, halkara cemiyetinin közünü boyaş üçün məzgür uğrullarını, halkının kişilik hüququunu yaxşılaş üçün işletkendikini dava kılgalıqını bildirişmekte. Amerika Parlament əzaları İlham Toxtini Nobel Tinişlik Mükafatı'nı namzat görsətdi. Amerika Parlamenti Xitay İşleri İcraiye Komitetinin Birleşmə Rəisləri Xitay Türmesi'de cazalını vatqan 4 kişini 2024 yıllık Nobel Tinişlik Mükafatı'nın namzatlıqı görsətdi. Amerika Vazının xəbirdə qeyd qılınışca Amerika Parlamenti Xitay İşleri İcraiye Komitetinin Rəisi Cumhuriyetçiler Partiyasının Avam Palata əzası Christopher Simms bilen Komitetinin ortak reisi Demokratlar Partiyasının Kengash Palata əzası Jeff Merkeli'nin 1. fevral bildirişçe, onlar çarşamba günü Norveçya Nobel Tinişlik Mükafatı Komiteti reisiga mektup evetip, Xitay türmesinde cezalanıvatkan Uyghur ziyali Profesör İlham Toxti, İnsan Hakları Advokati Xu Jiyong ve Deng Jiaxi, Hong Kong Almi Kündelik Gezdinin kurguçisi Li Jiying qatarlıq 4 kişini 2024 yıllık Nobel Tinişlik Mükafatı'nı namzat görsetken. Bu 4 kişinin hemisi siyasi faaliyetleri sebeplik Xitay türmesine taşlanan bulup, parlament vekilleri mektubuda onlarının tinişlik ve erkillikinin teşebbüsçileri de süpetligen. İki reis mektubuda aldı bilen Nobel Komitetinin yakınki yıllardan beri türlük besimiga qarmay kılgan hizmetlerine minnettarlıkını bildirgen. Arkadan Nobel Komitetini 2024 yıllık Nobel Tinişlik Mükafatını Xitay türmesinde yetibatkan bir kişiye berişini, Xitay'nın kişilik hüquq tepsendikliği meselesi de xalqara boyunca en naçar işkenlikini təkidligen. Xitay rejimi Profesör İlham Toxtini 2014 yılı atalmış devletini parçalaşqa urundi degen tökmet bilen müddetsiz qamaq cezasıga hüküm kılgan bulup, o hazırgıcı Xitay türmesinde yatmaqda. İnsan hakları advokatları Deng Jiaxi ve Xu Jiyong bolsa 2023 yılı devletini ağdırıp taşlaş cinayeti degen tökmet bilen ayrım-ayrım 12 yıllık ve 14 yıllık qamaq cezasıga hüküm kılıngan. Şarkı Türkistan Maarif Hareketi'nin uçuruşuş ve söhbet yığını ötküzüldü. Şarkı Türkistan Maarif Hareketi'nin 2. aylık uçuruşuş ve söhbet yığını 2. fevral İstanbul'un Zeytinburnu Kazlı Çeşme Kültür Merkezi'de ötküzüldü. Yığın Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin muavin reisi Muhammed Ömer Karacım'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti bilen başlandı. Arkadan Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği ve Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlıq Cemiyeti reisi Hidayetullah Oğuzhan söz kıldı. O sözü de Maarif Hareketi'nin aylık söhbet yığını etişme hızının öz ara uçuruşuş, qeyrindaşlıqını küçü etiş işgeliğini çüyendirdi. Arkadan Türkiye'de 100.000'dan köp Uyğurunun barlıqını, halbuki Şarkı Türkistan davasıya küç koşu vatkallarının azlıqının kişini için durduğalıqını, dava sepidikilerinin başlamçılıq bilen aldı demeyen işi gerekliğini,
ve barlıq Uyghur muhacirlerini uyğutuşu kereklikini bildirdi. Şarkı Türkistan Ölümalar Birlikinin reisi Dr. Alimcan Buğda söz kılıp, cenini, yüz abroyini, mal mülkünü qoğdaşının İslam'daki muhim prinsiplar ikkallikini, bularını qoğdaş Müslümanın mesuliyeti ikkallikini təkidledi. Şunun bilen birge, Şarkı Türkistan'daki xalıqnın bu cahette özürsü bar bolsumu, muhacirette yaşavatqalarının Xtayğı karşı hareket kılmaslıqı hiç qandaq özürsü yoxluqını, Şarkı Türkistan muhacirlerinin hicretki atlanışta Allah aldıdı kılgan Xtayğı karşı duruş ahdisi bar her bir muhacir bu ahdiki vapa kılışı kerekliğini bildirdi. Arkadan Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Muavin Reisi Ustaz Ataullah Xalpitacim söz kıldı. O, insanın yaratılışının sebebi Allah'a ibadet kılış ikkallikini, zalimge karıştırış, karşı hareket kılışına mı dəl ibadet qatarıdı ikkallikini, Müslümanın hukuku tartıvelinğanda, zulümge uçurğanda karşı hareket kılış mesuliyeti barlıqını, iğir musibetler Müslümanğa nispeten sınaq ikkallikini, düşmenge karıştırış ceryanıda ümitsizlenmeslik, üzlüksüz hareket kılış kerekliğini bildirdi. Cemaat erbabi Abdiqadir Yapcan söz kılıp, özünün Allah'a kılgan ahdisini ada kılış üçün hicretki atlanğallıqını, növette kısmen Uyghurlarının ata anam bilen körüşeledim degen bahane bilen, Xtayğı karşı hareketten qeçivatqallıqını, Şarkı Türkistan xalqının iman ve pidakarlıq ruhini küçeytişi kereklikini bildirdi. Faaliyet yine sabık parlament azası Profesör Doktor Celal Erbay söz kılıp, Müslümanın dünyalık hayatı da zürür mesuliyetleri barlıqını, cümleden öz devletini kuruşu, qoğdışının onun imanının yukarı pəllisi hikayelikini təkidledi. Yığın ahırıda teşkilat mesulleri yığın katnaşkıçılarının alaqadar suallarına cevap verdi. Şunaqla yığın katnaşkıçıları Şarkı Türkistan müstakillik davasını qandaq tərəqqi qıldırış, muhacirettiki türlük meselelerini qandaq həl qılış haqqıda təkliflerini oturğa qoydu. Ahırıda cemaat erbabı Abdiqadir Yapcan'ın başçılığında şehitler üçün dua qılındı. Yaponiya siyasetçileri Xitayning Sinkaku aralidagi laylimi belgini elevitishi kerakligini o'tirg'i qo'ydi. Yaponiya Liberal Demokratlar Partiyasi Yaponiya hukumatini Xitoydan Sinkaku aralig'i yaqin joydagi laylimi belgini elevitishni yana bir qatim talab qilishga chaqirdi. Fransiya xalqaro radiosining 1-fevral xabarida bildirilishicha, Yaponiyada hokimiyat yurgizayotgan Liberal Demokratlar Partiyasi hukumatning Xitoydan Sinkaku arili atrofidagi laylimi belgini elevitishini yana bir qatim talab qilishini umid qilgan. Yaponiya Liberal Demokratlar Partiyasining tashqi ishlar guruhi 1-fevral partiya markazida yig'in ochgan bo'lib, partiyaning tashqi ishlar guruhining rahbari Hisayuki Fuji yig'indan keyin yuqorqi fikrlarini oshkorlagan. Liberal Demokratlar Partiyasi Yaponiyaning Xitoy qo'ygan laylimi belgini o'zi elevitishi mumkinligini ko'zda tutib, hukumatning tashqi siyosat jihati tirishchanlik ko'rsatib, 7 davlat guruhi qatorliq xalqaro ittifoqlarga bu masalani tushuntirishni talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida o'tgan yil noyabrda Xitoy rejimi raisi Xi Jinping bilan bo'lgan suhbat davomida laylimi belgini darhol elevitishni talab qilgan. Türkiye İstihbarat İdarisi İsrailiyaga yana bir qatim zarba berdi. Qo'lga tushirgan uchurlarni shaxsiy razvedchiklar orqali İsrailiya istihbarat organi Mossadga sotganligi aniqlangan 7 jinoyat gumondori tutildi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Türkiye İstihbarat İdarisi Mossad'nın Türkiye'deki nuqtalıq çaylarını şahsi razveçikler arqalıq nazarat kılgallıqını eniqliğad. Bununla asasen icra kılıngan bir qatımlıq harekette tutuş buyruğu çıxırılgan 7 gumandar kolgu çürülgen. İstihbarat İdarisi Bultur Dekabrdımı İsrailiya İstihbarat İdarisi Mossad'nın razveçik ve taktikilik xadımlarına karşı hareket kozgab 68 kişini tutqun kılgan idi. Biden Yahudilarga embargo yürgüzüş kanun teklifini tasdiqladi. Amerika Prezidenti Joe Biden işğal astidagi g'arbiy qirg'oqda palestinliklarga zo'ravonlik qilgan oshqun Yahudi ko'chmanlarga embargo yürgüzüş taklif qilingan qonun loyihasini imzoladi. Aqsaray Prezident Joe Biden'nin g'arbiy qirg'oqda xavfsizlikka ziyon salgan oshqun Yahudi ko'chmanlarga embargo yürgüzüş qonun taklifini imzolaganligi to'g'risida bayonot e'lon qildi.
Bayanatta bunun bilen Gharbi Kırgakta Palestinliklerge zoravallık kılgan aşkın Yahudi köçmenler Amerika hükümetinin imbargosuğa düşkildiğallıkı, imbargoğa ismi kirgüzülgen kişiler Amerika pul muameli sistemesinden paydalanmaydıgallıkı, Amerika vizisi alınmaydıgallıkı, Amerika'daki mal mülükleri toğlutulup Amerikalıklar bilen soğudu kılışı çekilindiğallıkı bildirildi. Prezident Biden mezkur kanun teklifi doğrusu toxtulup, Gharbi Kırgakta xavfsizlik ve muqimliknin ziyanga uçurmaslığı üçün bu kademini basqanlıqlarını Palestinliklerge zoravallık kılışını qubul qılgılı bolmaydıgallıqını ta'kidledi. İsmini aşkarlaşını xalimagan bir Aqsaray əməldari kanun lahiyası boyunca hazırdan başlapla 4 kişinin embargo tizimlikige kirgizilgenligini bildirgen. Hürmetli körmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımız görüşkice aman bu gayesler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.